videolarına bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Özellikle içinde yaratıcılık olan videolara ekstra bayılıyorum ve bu videonun içinde fazlasıyla yaratıcılık var. Sizin için bir sürü ama bir sürü kendi yap fikirleri hazırladım. Umarım siz de beğenirsiniz ve bu video için inanılmaz uğraştım. Gece falan uyumadım, hani öyle bir uğraşma. O yüzden sizden ilk defa şöyle bir şey isteyeceğim. Bu videoyu lütfen arkadaşlarınızla paylaşır mısınız? Etrafınızda kim varsa atar mısınız şu an okula başlayan? Çünkü canım çıktı. Sadece bu fikirlere geçmeden önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle okul dönemine girdiğimiz için ve aramızda sınava hazırlananlar ve soru çözenler çok fazla olduğu için soru çözerken ya da ders çalışırken mutlaka kafanıza bir şey takılıyor değil mi? Bazı şeyleri çözemediğiniz, bazı şeyleri anlamadığınız oluyor. İşte bunun için çok güzel bir şey geliştirmişler. Kunduz diye bir uygulama ve bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Soruyu çözemediğiniz zaman fotoğrafını çekiyorsunuz, Kunduz'a atıyorsunuz ve orada insanlar sizin için 10 dakika içerisinde soruyu çözüp size geri atıyorlar. Ve bu insanlar hani sırada insanlar değil, bayağı %90'ı eğitmen, %10'da daha önceden sınavlara girmiş bayağı deneyimli kişiler. Hadi diyelim çözümü de anlamadınız, yine kafanıza bir şey takıldı. Ek açıklamalarla tekrar tekrar size o soruyu çözene kadar size yardım ediyorlar. Ya bayağı bildiğiniz hani özel derse gidip soru sormak ya da etüse gidip soru çözmek gibi. Sadece zaman sınırlaması yok ve tabii ki ekonomik olarak daha ucuz bir şey. Ne zaman derse konsantre oluyorsanız, eğer gece çalışmayı seviyorsanız gayet gece sorularınızı atabilirsiniz. Gece bile soru çözümüne geri dönüş yapıyorlar. Teknolojiyi iyi kullanmanın en güzel örneklerinden bir tanesi. O yüzden eğer böyle bir probleminiz varsa kesinlikle deneyebilirsiniz Kunduz'u. Ayrıca bu videonun sponsoru da Kunduz. O yüzden onlara buradan kocaman bir teşekkür. Sizin için bir indirim kodu verdiler. O da DILEM20. DILEM20'yi kullanırsanız 20 lira indirim kazanıyorsunuz. Daha fazla ayrıntısı için zaten açıklama kutusuna bakabilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan kendi yap fikirlerinize geçelim. Let's go! İlk yapacağımız şey bir bullet journal olacak. Bir tür ajanda ve bunun okul için olanını yapacağız beraber. Bunu yapmak için de Miniso'dan aldığım bu bantları kullanacağım. Rengarenk yaşasın. Ve DNR'dan aldığım bu kalemleri kullanacağım. Bu kalemler biraz pahalıydı ve asla parasına değmez, haberiniz olsun. Ben pastel renklerine aldanıp almıştım. Kullandığım her şeyin linkini açıklamalara koyacağım zaten. Öncelikle birinci dönemin tamamını böyle önümde görebilmek için bir takvim yapacağım. Yani böyle Eylül'den Ocağa kadar. Sayfanın başlığı için renkli bantlardan kullandım ve üstüne yazı yazayım dedim. Daha hoş durur, bir boyut kazandırır diye. Onun dışında yanındaki bir sayısını da başka bir kağıdın üstünde çizip kesip öyle koydum. O da değişik bir hava kattı. Şimdi tek tek bütün aylara ayrılacak şekilde bölümler yapıyorum. Evet, ayların tüm günlerini yazıp el felci geçirdikten sonra farklı renklerle farklı olayları kodluyorum. Yani atıyorum yeşil ödev için, turuncu buluşma için vesaire diye. Ve onlarla günleri boyuyorum ki hangi gün ne yapacağımı bileyim. Ve bu şekilde hatırlamam gereken şeyleri buraya not alacağım diye düşünüyorum. Geldik bir sonraki sayfaya. Bu sayfaya ders programını koydum ki dönem boyunca önümde olsun. Yine aynı şekilde bantlı başlığı yapıyorum ve üstüne ders programı yazıyorum. Bu arada ben videodan önce dış hatlarını kurşun kalemle çizdim. Hem böyle vakitten tasarruf etmek için. Hem de önden kurşun kalemle çizince hata yapsanız da sıkıntı olmuyor, sile biliyorsunuz zaten. Sonra üstünden çat çat kalıcı bir kalemle geçiyorum. Daha iyi oluyor o zaman. It's no sweat, it's no sweat. Programı şeklinde bir yabancı YouTuber'da gördüm. Çok güzel. Bu kutuları dikey bir biçimde günlere ayırdım. Şöyle olacak. Kutuların içine tek tek saatleri yazacağım. İşte atıyorum 8'den 6'ya kadar falan. Ve ders hangi saatteyse o saatleri boyayacağım. Zaten göreceksiniz birazdan. Diğer tarafına ise motivasyon içeren bir söz yazdım. Bu kısacası şey demek, yani mükemmel şeyler comfort zone'unda gerçekleşmez. Yani konfor alanında. Zaten bunu başka bir videomda konuşmuştuk daha önce. Hala izlemediyseniz teessüf ediyorum ve devam ediyorum. Bu yazının görselini Google'da görmüştüm. Şöyle bir baktım, kendime göre uyarladım ve o şekilde yazdım. Bu arada yavaştan kağıdın arkasına geçirdiğini fark ettim. Çünkü yazdığım kalem bayağı güçlü bir kalem. Hani eskiden CD'lerin üstüne yazı yazılan kalemden. No need to fight about it. Easy come, easy go. No
Evet, bayağı bir arkasına geçmiş kalem ve yazılamayacak hale gelmiş. O yüzden en arka sayfayı kesip bunun üstüne yapıştırmaya karar veriyorum çözüm olarak. Bundan sonra sayfaları haftalara ayırmaya karar verdim. Yani hafta hafta, gün gün neler yapacağımı planlamak için haftalık plan olarak kullanıyorum. Her sayfa bir hafta demek ve her sayfada 7 gün var. O gün yapılacakları atıyorum, o haftanın o gününe yazacağım. İşte bugün bu yapılacak, bu yapılacak, sonra bu yapılacak diye. Bu arada ben bunu normal ajandamda da kullanıyorum şu anda. Yani yapmam gerekenleri gözümün önünde görünce ve yaptıktan sonra tik attıkça daha çok motive alıyorum. Daha çok şeyi halledesim geliyor. Bu arada her haftanın bir köşesine hedefler kısmı koydum. Yani o hafta ne yapmayı hedefliyorum onu yazıp onu yapmaya çalışmak için. Haftanın günlerine yapılacakları doldurma vakti. Bunun için yine renkleri kullanıyorum ve yapılacakları o haftanın günlerine yazıyorum tek tek. Burası da sınavlara hazırlık bölümü. Burada dersleri tek tek yazıp onların altına çalışılacak konuları yazacağız. Ben şöyle yaptım. Çalışacak konuları yazmak için bir bölüm yaptım. Yanına bu konularla alakalı not çıkarıldı mı onu yazdım. Çünkü not çıkarmadan asla çalışamam. Onun yanına da bu notlar tekrar edildi mi diye. Yani sınav gününe kadar bunların hepsini yapılması gerekiyor ki hazırlanılmış olsun. Ve geldik son sayfaya. Bu sayfayı da sınav notları sayfası yaptım. Yani dönem sonunda ödevlerden, ara sınavlardan, finallerden ne not aldıysam buraya not edeceğim ve hepsi gözümün önünde olacak. Mantık bu. Böylece okul için hazırladığımız Bullet Journal da burada bitmiş oluyor. Easy come, easy go. No need to fight about it. Easy come, easy go. No stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. Çok ucuz defterler var ya, aynı zamanda da çok kullanışlı ama kapakları inanılmaz çirkin. O defterleri işte havalı ve daha tarz defterler yapacağız. Hazır mısınız? Bunu yapmak için düz defter kabı kullanan var, sulu boya kullanan var. Ben size bugün en basit yöntemlerden birini göstereceğim. O da internete girip beğendiğin şeylerin çıktısını almak. Evet, A3 kağıdına, A3 biliyorsunuz A4'ten bir tık daha büyük. Böyle çok havalı bulduğum resimleri çıkartıp defterler için bir planlama yaptım. Bunları da nasıl buldum biliyor musunuz? Google'a herhangi bir şeyin yanına estetik yazdığınız zaman, atıyorum blue estetik, yellow estetik, zaten efsane güzel görseller çıkıyor. Ben de böyle çok basit aramalar yaparak böyle görseller buldum. İlk önce defteri kaplayarak başlıyorum. Bayağı bildiğiniz defter kabı gibi kaplıyorum resimle defteri. Sadece sabit dursun diye piritle geçiyorum kapağın üstünden önce. Bu resmi çıkartırken bantları böyle çapraz bir şekilde yapıştırırım diye hayal etmiştim ve burada tam olarak hayalimi gerçekleştiriyorum. Bantlama da bittikten sonra sıra üstüne yazı yazmaya geldi. Bunun için de aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki ben telefondan güzel bir yazı bulur, sonra kağıdı üstüne koyar, üstünden geçerim. Nasıl fikir? Yazdıktan sonra etrafını keseceğim birazcık ama tam olarak böyle en dibinden kesemem çünkü çok ince yerleri var. O yüzden hafiften dışından keseceğim ki kopmasın yani. Birinci defter böylece bitiyor ve ikinci defterde de yapay sulu boyayı kullanmaya karar veriyorum. İnsanlar böyle emek verip sulu boya yapıyor. Resmen sulu boya efekti çıkarttım. Bununla kaplayacağım bu ikinci defteri de. Bu arada bu yapışkan artıkları şeyden dolayı, ben önceki kapladığımı beğenmedim, çıkarttım o yüzden. (Gülüyor)
üstüne de yazı olarak şunu düşünüyorum. Hani böyle bu çok doğal ve narin duruyor ya, hani çok güzel bir mavi ya. Bunun üstüne böyle tam kontrast oluşturacak böyle isyan dolu bir yazı koymak istedim. Şöyle bir whatever yazısı gördüm ve Japoncası yazıyor üstünde ve mükemmel, Japoncaya bayılıyorum zaten. Görür görmez çıkarttım bunu. Böylece ikinci defterim de bitiyor. Üçüncü defterimde sticker kullanacağım bu sefer. Donut'lı stickerlar var, bir de harfler var. Büyük ihtimal donutlarla alakalı bir şey yazarım diye düşündüm ki öyle yaptım. Tabii stickerlara sade bir zemin gerekiyordu. Çünkü bir sürü donut var, bilmem ne renkler var. O yüzden böyle hiç yormayan pastel mi pastel bir sarı seçtim. Ve stickerları yavaş yavaş yerleştirmeye başlıyorum. Burada hızlandırıp işkenceyi azaltacağım ama gerçekten yerleştirirken 25 saatimi falan net harcamışım. Burada yazıyı yazmayı bitiriyorum. Do not give up yazıyor ama hani etrafta donutlar olduğu için hani donut give up. Hani espri şey... Donut'lı espri. Neyse öyle yani. Bu arada bu defteri de bitiriyoruz ve sonuncu deftere geldik. Sonuncu defter aslında en basit olanı çünkü bu sefer kendi kapağından yararlanacağız. Kendisi zaten siyah. Ben sadece üstüne küçük bir dokunuş yapacağım. Böyle küçük şeyler çıkarmıştım. Aslında bunları herhalde telefon arka planı olsun diye koymuşlar Google'a ama merhaba ben geldim. Bunları kalın kağıda çıkardım ki hani kenarları falan çok kıvrılmasın. Sonuçta defterin üstüne koyacağım. Bayağı fotoğraf kağıdına çıkarılmış haldeler. Bu dünyalı olan çok tatlı. Üstünde self portrait from a distance, yani kendi fotoğrafım ama biraz uzaktan yazıyor. İnanılmaz şeker, o yüzden bunu kullanacağım. Böyle bomboş kalmasın diye de bantla yapıştırılmış efekti vermek istedim. O yüzden bantla yapıştırdım. Aslında efekti vermedim, bayağı yapıştırmış oldum galiba. Böylece defterlerimiz de bitmiş oluyor. Sırada kola kutusundan kalemlik yapma var. Bunun için önce üstlerini kesmek gerekiyor ama şunu söyleyeyim, bıçakla kesmek inanılmaz zor. Asla kendiniz yapmaya çalışmayın. Canım çıktı benim kesene kadar. İlk kutu için planımız şu. Hasır ipi silikon tabancası yardımıyla etrafına dolayacağız kutunun ve hasır ipten bir kutu olacak. Bayağı tamamen hasır ip olacak her tarafı. Bunu yaparken çok yakından görmem gerektiği için çok fazla kameraya yaklaştıramamışım. O yüzden bazı yerlerde tamamen çıkıyorum kamerada. Onun kusuruna bakmayın. Ama kısacası silikonu sıkıyorum, ipi üstünden doluyorum. Silikonu sıkıyorum, doluyorum, sıkıyorum, doluyorum. Böyle bir rutin. Bitene kadar. Evet. Bitene kadar. Şimdi üstüne desenli bir yazı eklemek istiyorum ve şuna karar verdim burada. Hani böyle düz bayraklar oluyor ya ve hani üstünde bir şey yazıyor. Arkadan iki ucu dalgalanıyor ve bunu anlatmam şu an çok acayip oldu ama çizince anlayacaksınız. Böyle bir görüntü istedim. Üstüne de enjoy every moment yazmaya karar verdim. Yani her anın tadını çıkar gibi. Böyle pozitif pozitif mesajlar kalemlikten. Sen kalemliksin, kendine gel. İkinci kutuyu da bantlarla sardım ama buraya video çekmeyi unutmuşum ama bir şey yok yani. Bantlarla etrafından sardım sadece. Sıra üstüne yazı yazmak geldi. Yine aynı yöntemle bir tane yazı buluyorum böyle minik ama güzel görünen ve onun üstünden geçiyorum. Yazıyı yazıp üstünden kalın bir kalemle geçtikten sonra yuvarlak bir biçimde kesiyorum. Tam bu ağız kısmı eğimli olduğu için bantlar inanılmaz kırışık duruyor. O yüzden orayı hasır iple kamufle ettim. Yani bant yapıştırmadım oraya. Hasır iple doladım tekrar aynı yöntemle. Onu da hallettikten sonra artık yazının etrafını dekore etmeye geldi sıra. Onu da yine hasır iple yapmaya karar verdim. Silikon tabancasıyla etrafından geçip hasır ipi de üstünden geçirdim. Ve böyle istediğin şekle sokabildiğin için inanılmaz güzel durdu hasır ip. Böylece kalemlikleri de tamamlamış oluyoruz. Yapmak için öncelikle herhangi bir anahtarlığın ucundaki bu demir var ya, bu demirin aynen bu şekilde açılması gerekiyor ve bunun için büyük ihtimal pense tarzı bir şey gerekecek çünkü ben açana kadar parmaklarımı acıttım. Bu yüzden bunu da tek başınıza yapmayın sakın. Kutunun arkasından iki delik açacağız. Siz daha akıllıca yöntemler kullanabilirsiniz. Ben bıçakla açmak zorunda kaldım. Tavsiye etmiyorum. Daha sonra da bu açtığımız demiri bu iki delikten geçiriyoruz. Önce birinden sonra diğerinden sıra sıra geçmesi gerekiyor. Sonra anahtarlığı da bu demire geçiriyoruz ve demir hem kutuyu hem
hem anahtarlığı tutuyor oluyor. Şimdi sadece tek yapmamız gereken onu kapatmak. Normalde bunu evet penseyle yapmanız lazım ama ben makasla yapıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu videodaki yöntemlerimi ciddiye almayın. Sıra geldi kutularımızı dekore etmeye. Bir tanesine avokado resimleri koyacağım. Bir tanesine de ayçiçeği ve böylece ikisi de bitmiş olacak. Sadece şunu söyleyeyim. Önce piritle yapıştırdım ama kutuyu açtıktan sonra piritle yapıştırılan yerler kolayca kalkıyor. O yüzden silikon tabancayla tekrar yapıştırdım ki çıkmasın, ki çıkmadı da. Son dokunuş olarak ikisinin üstüne de yazılarını ekliyorum. Ayçiçeğin üstünde kindness yazıyor, yani kibarlık. Avokadonun üstünde de avokado yazıyor. Düz beyaz bir kağıda avokado yazıp üstüne yapıştırdım sadece. Böylece bunu da tamamlamış oluyorum. Öldüm. Öldüm. Ellerim felç. Gözlerim kör. Ama değdi canlarım. Değdi. Çünkü video çok hoşuma gitti. Umarım bu fikirler sizin de hoşunuza gitmiştir. Ve hoşunuza gittiyse lütfen lütfen tekrar söylüyorum, paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla ne varsa atın. Herkesi spamleyin. Atın. Deyin ki bakın dünyanın en güzel videosu. Abartçılar. Neyse. Bu tarz videoları seviyor musunuz? Ben bayılıyorum. Eğer siz de seviyorsanız yapmaya devam edeceğim. Bu bir. İkincisi, bu fikirlerden en çok hangisini beğendiniz? Onu da aşağıya yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinize. Bye bye. Umarım daha çok böyle video yaparız. Çok güzel. Çilem yeter, övmeyi bırak videonu. Yeter. Tamam, anladık. Güzel.